Yurt dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı ve beraberindeki Türkmen doktorlar, Ürdün'deki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplarda sağlık hizmeti verdi. Beyatlı, AA muhabirine yurt dışında yaşayan Iraklı Türkmen doktorlarla bir araya gelerek Filistinlilere destek olmak için çalışma yaptıklarını söyledi. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarında yaralananlar başta olmak üzere kamplarda yaşayan ve tedaviye ihtiyaç duyanların yardımına koşmaya çalıştıklarını belirten Beyatlı, Filistin davasıyla yakından ilgili olduklarını, onlara yapılan haksızlıkların vicdanları yaraladığını dile getirdi. Gerçekten de Filistinliler bugün Gazze'de ve Ürdün'ün bazı kamplarında çok zor ve çok meşakkatli bir ortamda yaşadıklarını gördük. Biz de elimizden geldiği kadar Irak Türkmenleri olarak en iyi Filistinlilerin, Gazzelilerinin derdini en iyi bilen bizleriz. Biz Türkmenleriz. Çünkü Filistinliler haklı davalarını senelerdir bağırmaktadırlar, ortaya koymaktadırlar. Ancak maalesef hiç kimse dünya kulağını tıkamakta, görmemezlikten gelmektedir. Onlara da biz söyledik, aynen sizin gibi Irak Türkmenleri de bugün haklı davalarını dünya kamuoyuna bağırırken onlar da kulaklarını tıkamakta ve gözlerini yummaktadırlar. Biz en iyi Gazze'li ve Filistinli kardeşimizin derdinden anlayanların başında geliyoruz dedik. Gerçekten Filistinlilerde davaya inanç gördüm. Davalarına inançlı olduklarını gördüm. Şehadet için birbirleriyle yarıştıklarını ve ben düzeldikten sonra tekrar gideceğim ve savaşacağım diyen gençleri gördüm. Tabii gerçekten tüylerimiz diken diken oldu ve bunlarla da gurur duyduk. Biz kardeşiz, din de kardeşiz ve gerçekten de haksızlık yapıldığı gibi onlara biz de haksızlığa uğradığımız için mazlumiyetin ne olduğunu en iyi biz anlarız. Ve onları da gerçekten bugün dünya ve özellikle Arap dünyası bunları görmemezlikten geliyor ve yalnız bırakmaktadırlar maalesef. Ancak Filistinliler özellikle gençleri deki mücadele azmi ve savaşma azminin hala yüksek olduğunu görmemiz bizi sevindirdi ve inşallah bizler her zaman elimizden geldiği kadar onların davasına ve onların insanlarına ve mücadele eden insanlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcu.